Osmanlı Ocakları olarak Cumhurbaşkanımızın başkomutanlığında devam eden Barış Pınarı Hareketi'ni sonuna kadar destekliyoruz. Türk ordumuzun amacı Suriye, Irak ve o sınır bölgelerde barışı ve huzuru sağlamaktır. Bu hususta başta Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve devletimiz gerekli olan destekleri vermekte, Barış Pınarı Hareketi'nin olumlu sonuç alabilmesi için elinden geleni yapmaktadır. Geçmişe baktığımızda milattan önce 209 yılında Metehan düzenli orduyu, onluk sistemi kurduğundan beri Türk ordusu dünyada nizamı sağlamış ve adaleti sağlama hususunda misyon yükünü kendisine üstlenmiştir. Bizim Türk ordumuza geçmişine baktığımızda bizim hikayemizde hiçbir zaman zorla savaş, alıkoyma, iftira olmamıştır. Türk ordusu gittiği her yerde barışı, huzuru, mutluluğu sağlamıştır. Bugün sınır ötesinde yapılan hareketin temel amacı barışı ve huzuru sağlamaktır. Bizim amacımız Osmanlı Ocakları olarak Cumhurbaşkanımızı ve Türk ordumuzun yanında olduğunu belirtmek ve barışın sağlanmasında Türk ordumuzu her daim iyi günde, kötü günde desteklemektir. Dünya coğrafyasına ve İslam coğrafyasına beraber baktığımızda dünyada 1,5 milyar İslam nüfusunun olduğunu görmekteyiz. Fakat Suriye'de, İran'da, Irak'ta Müslüman kanı akarken sadece Türkiye sesini çıkartıyor. Sadece Recep Tayyip Erdoğan sesini çıkartıyor. Demek ki dünyadaki Müslüman zulmü içerisinde sadece bir zulme Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye ses çıkartıyorsa bence o 1,5 milyar tekrar sorgulanmalı ve sayılmalı diye düşünüyorum. Sınır ötesi barış hareketinde Türkiye elinden geleni yaparken geçtiğimiz günlerde Trump talihsiz bir açıklama yaparak Türk ekonomisini alt üst edeceğini söylemiştir. Ben bu konuşmanın başında Trump'ı kınıyorum ve bu konuşmanın ortasında da ben Trump'ı kınıyorum ve bu konuşmamın sonunda da Trump'ı kınıyorum. Artık eski Türkiye yok. Amerika'nın gel dediği zaman gelecek, git dediği zaman gidecek. Eski Türkiye artık yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde şimdi çok farklı bir Türkiye var. Osmanlı Ocakları olarak biz daima caddelerde, sokaklarda ve meydanlardayız. Bize en çok gelen sorulardan bir tanesi sınır ötesi harekatında Suriye ve Irak'taki sınır ötesi harekatında maalesef Türk askerimiz şehit oluyor. Suriye ve Iraklı insanlar da elini kolunu sallaya sallaya gençler geziyor. Mesela yılbaşında gençler Suriye bayrağıyla eğlenebiliyor. Ama bizim askerimiz orada şehit oluyor. Bu soru ve şikayetler karşısında ben Türk milletimize hak veriyorum. Ama Türkiye burada ensar vazifesini yerine getiriyor. Bizler ensarız, mülteciler muhacir. Biz burada ensar vazifesini yerine getiriyoruz. Bunu da şöyle örneklemek istiyorum. Bütün Müslüman mezhep dinlerinde bir anlayış vardır. Bir kişi namaz kılarken bir çocuk ateşe doğru gidiyorsa o kişinin namazını bozup o çocuğu ateşten kurtarması vaciptir. Biz bile bile Suriyeli, Iraklı vatandaşları güvensiz bölgelere sınır ötesine atarak biz onları ateşe atıp da zor durumda düşüremeyiz. Hani bir söz vardır. Kime sorarsan sor, herkes haklı. Kime sorarsan sor, herkes mutlu. Ama vicdan diye bir yer var. Orada herkes suçlu. Biz vicdani olarak düşünmemiz gerekiyor. Suriyeli, Iraklı vatandaşların orada savaşa katılmaları belki normal olabilir. Bu şikayetler doğal, sürekli konuşulabilir. Ama Cumhurbaşkanımız olsun, bizim yüce Türk milletimiz olsun, Suriyeli ve Iraklı vatandaşlarımızı bile bile ateşe atıp da ülkelerine gönderip de zor durumda bırakamayız. Bizim asıl amacımız mutluluğu, barışı ve sükuneti sağlamaktır. Biraz önce söylediğim gibi öncelikli amacımız barış, mutluluk, huzur. Suriyeli, İranlı vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanımız önderliğinde devam eden Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında güvenli bölgeler oluşturduktan sonra kendi ülkelerine döneceklerdir. Herkes kendi vatanına dönmeyi, kendi ülkesinde yaşamayı çok ister. Bizim de ülke olarak üzerimize düşen konu bize gelen muhacirleri ensar vazifesi göstererek misafirperverlik etmek ve zamanı geldiğinde ülkelerine gideceklerinde de onları uğurlamaktır. Bu hususta da ülkemize, milletimize çok görevler düşüyor. Müslüman devletleri
baktığımızda, özellikle Arabistan ve o Arap Yarımadası'na baktığımızda, Suriye, Irak'taki katliama hiçbiri ses çıkartmıyor. Daha düne kadar Hristiyan Katoliklerle Arabistan'da nasıl kilise kurulur, onun hesaplarını yapan Arabistan şu anda sesini bile çıkartmıyor ve şu anda Türkiye'ye çok bir rol model üstlenmiş durumda ve Cumhurbaşkanımız da bu Barış Pınar Hareketi'ni çok iyi başkomutan sıfatıyla yönetiyor. Bizim de ülke olarak devletimize, milletimize, özellikle de bu hususta başkomutanını eden Cumhurbaşkanımıza destek olmamız gerekiyor. İyi günde, kötü günde olduğumuzu belirtmemiz gerekiyor. Bu hususta da Barış Pınar Hareketi'nde Türk ordumuza başarılar diliyorum. Barış Pınar Hareketi'nde milletimize sabırlar diliyorum. İnşallah güzel şeyler olacak. Maalesef etrafımızda, dört tarafımız özellikle kendi düşmanlarla dolu. Bizim bu süreçte devletimize, milletimize zarar verecek düşmanlara karşı birlik ve beraber olmamız gerekiyor. Maalesef daha düne kadar PKK'ya, PYD'ye ve onun işbirlikçilerine Amerika Noel hediyesi verir gibi silah yardımında bulundu. Etrafında PKK'yı, PYD'yi ve bunun işbirlikçisini destekleyen ve Türkiye'nin iyi yerlere gelmesini istemeyen bir sürü işbirlikçi devletler var. Bizim Müslüman olarak uyanık olmamız gerekiyor ve ülkemizi iyi günde, kötü günde desteklememiz ve ay yıldızlı bayrağımız altında ezanlarımızı susturmadan ülkemizin feraseti ve devamı ve mutluluğu için beraber olmamız gerekiyor. Bu hususta Türk milletimize ve Barış Pınar Harekatı'nda da ordumuza başarılar diliyorum. Rabbim mutandırmasın. Bu hususta da bize de yer verdiğiniz için siz Kırşehir Ay Televizyonu ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, teşekkür ederim.